Hazar kumandanı Çorpan Tahran da Aras Irmağı'na kadar Kuzey Azerbaycan'ı ele geçirmiş, bazı Ermeni kitlelerini de itaat altına almış ve kuşatma altındaki Tiflis'i fethetmiştir. Hazarların Bizans ile tesis ettikleri işbirliği ve izledikleri siyaset ile faaliyetleri neticesinde Sasani Devleti oldukça güç kaybetmiş ve yıkılış sürecine girmiştir. Devletler arası arenada gücünü göstermeye ve mühim rol oynamaya başlayan Hazarlar, tabi oldukları 1. Göktürk Devleti'nin 582 yılında Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılarak parçalanma sürecine girmesiyle daha müstakil hareket etmeye başlamışlardır. 630 senesinde devletin yıkılması sonucunda da Hazar Devleti tam bağımsız hale gelmiştir. Bu tarihten sonra kendi politika ve menfaatleri doğrultusunda hareket etmeye başlayan Hazarlar, Bulgar ve Slavlarla savaşmaya başlamışlardır. Don ve Dinyeper arasında kurulan Büyük Bulgar Devleti'ne saldırarak varlıklarına son vermişlerdir. Dinyeper ve Oka civarındaki Slavları vergiye bağlayarak onları kuzeye doğru itmişlerdir. Bunların sonucunda Hazar Devleti'nin toprakları kısa sürede iki katına çıkmıştır. 7. yüzyılın ortalarından itibaren Hazarlar İslam ordularıyla karşı karşıya gelmeye başlamışlardır. Nitekim 642 yılında Halife Hazreti Ömer zamanında İslam ordusu Hazar şehri Babül Ebvab'a sefer yaparak fethetmiştir. Halife Hazreti Osman döneminde de Selman bin Rebi'a el-Bahili komutasındaki İslam ordusu Hazar topraklarına girerek Belencer'e kadar ilerlemiştir. Bunun üzerine Hazar kuvvetleri diğer Türk boylarının da yardımıyla ordusunu yenerek Selman bin Rebi'yi şehit etmişlerdir. 669 yılında Sabarlar ve Urgiyanlar Don Irmağı ile Kafkasya arasına yerleşmişler ve Hazarların hakimiyeti altına girmişlerdir. Hazarlar 679 yılında Don ve Dinyeper arasında batıya doğru yayılmaya başlamışlardır. Ayrıca 683 yılında İberya, Albanya ve Ermenistan'a akınlar yaparak bu bölgeleri altüst etmişler ve oldukça yüklü ganimet ele geçirmişlerdir. 7. yüzyılın sonunda Kırım'ı ele geçirerek Azak Denizi üzerinde hakimiyet tesis eden Hazarlar, Hazar Denizi'nden Dinyester Irmağı'na, Kafkas Dağları'nın güney eteklerinden Oka'ya kadar olan sahayı ele geçirmişlerdir. 558 yılında kurulan ve 630 tarihinde tam manasıyla bağımsız hale gelen Hazar Devleti, 7. yüzyılın sonlarına kadar teşkilatlanmasını ve gelişimini tamamlayarak 8. yüzyılın başlarından itibaren bir nevi imparatorluk haline gelmeye başlamıştır. Ortaya çıkışlarından itibaren askeri hüviyetleri ön planda görünen ve Bozkır geleneğine sıkı sıkıya bağlı olan Hazarlar, jeopolitik bakımdan çok önemli olan İdil, Yayık, Kuban ve Don gibi dört büyük ırmağın arasında Çin, Türkistan, Karadeniz, Bizans, Anadolu, İran, Harzem, Suriye, Mezopotamya, Kafkasya, Doğu Avrupa, Hazar ülkesi, İskandinavya yollarının birleştiği yeri ellerinde bulundurduklarından yavaş yavaş ticaretle de ilgilenmeye başlamışlardır. Çünkü ticaret yollarının güvenliğini sağlayarak karşılığında vergi alıyorlardı ki bu durum Hazarlardaki değişimin temelini oluşturacaktı. Hazar devletinin gittikçe güçlenerek büyümeye başladığı dönem İslamiyet'in de yayılma devrini oluşturmuştur. Bu sebeple 8. yüzyılın ortalarından itibaren Hazarlarla Müslüman Araplar yeniden karşı karşıya gelmeye ve devamlı savaşmaya başlamışlardır. Bu savaşların temelinde Güney Kafkasya'ya hakim olabilme politikası yatmıştır. 8 ve 9. yüzyıllarda Hazar Hakanlığı hakimiyet sahasını batı ve kuzey yönünde genişleterek Doğu Avrupa'nın en büyük devleti haline gelmiştir. 780 yılında Kırım'da Gotlar üzerinde otorite tesis eden ve Rus bozkırlarında ilerlemeyi sürdüren Hazarlar, 9. yüzyılın başlarında Avarlar, Alanlar, Aslar, Onogurlar, Kafkasların dağlı kavimleri, İdil Bulgarları, İdil Orta Don boyundaki Burtaslar, Kama ve İdil boyundaki çeşitli Fin kavimleri, Oka, Desa ve Orta Dinyeper boyundaki Fin ve Slav kabileleri ile Kuban havalisindeki Macarları idareleri altına almışlardır. Karadeniz'in kuzeyi, Karadeniz sahilleri, Kuban boyu ve Kırım'ın nüfuz alanları içinde olan Hazar Devleti için kudretli dönemlerinde Kırım'da hem hudut oldukları Bizans ayrı bir ehemmiyet taşımıştır. Türk Tarihi kanalını izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. İyi seyirler dileriz.